Sevgili seyirciler, programımız bu hafta sizlere Süleymaniye'den merhaba diyor. Süleymaniye'yi biraz daha yakından tanımak üzere şimdi Süleymaniye Valiliğine gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, sizlere bu hafta Kürdistan bölgesinin en önemli bölgelerinden birisi olan Süleymaniye'yi anlatacağız. Süleymaniye'yi daha yakından tanımak üzere şimdi neredeyiz? Süleymaniye Valiliği'yiz. Yanımızda Vali Bey Behruz Muhammed Salih var. Kendisinden Süleymaniye ile ilgili bilgiler alacağız. Efendim merhabalar. Merhaba, bakayım. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim bizi ağırladığınız için öncelikle. Sayın Vali, Süleymaniye'yi diğer illerden ayıran özellikler nelerdir? Ben nispet Şari Süleymaniye o Şari evet. Süleymaniye. Süleymaniye dediğimizde Süleymaniye Kürt bölgesinde olan ve bölgenin en büyük şehri diye tanıtılıyor. Süleymaniye nüfus anlamında gerçekten çok büyük bir şehir. Süleymaniye, Irak medyasında da hep başka bir şehir olarak tanıtılır. Çok güzel ve ünlü bir şehirdir. Irak kanalları sürekli Süleymaniye'yi böyle anlatır. Buraya gelen herkes de Süleymaniye'nin diğer şehirlerden çok başka bir şehir olduğunu hemen fark eder. Süleymaniye ile Erbil'in en büyük farkı, burası dağlık bölgelere sahip, turistik amaçlı geziler yapılabilecek olan bir şehirdir. Peki efendim, Süleymaniye güvenlik ve emniyet açısından nasıl bir yer? Bu konuda bize neler söylersiniz? Bizim Kürt bölgemizin İran diğer şehirleriyle arasında emniyet açısından son derece farklar vardır. Çünkü emniyeti tüm şehirler çok önemser. Özellikle de Süleymaniye. Sizin de gördüğünüz gibi Süleymaniye diğer şehirlerden çok daha güvenli. Diğer şehirlerde sorunlar yaşandığını hepimiz görüyoruz. Ama Süleymaniye'de bu konuda hiçbir sorun yaşanmadığını, çok emniyetli bir şehir olduğunu herkes biliyor. Bu da bir şehir için çok önemlidir. Emniyet. Sizin de belirttiğiniz gibi Süleymaniye güvenlik anlamında gerçekten önemli bir yer, güvenli bir yer. Acaba Türk firmaları Süleymaniye'ye yeterince ilgi gösteriyor mu sizce? Bu konuyu sizin kendi ülkenizin burada yaşayan insanlarına sorup kendi gözünüz kulağınızla tespit etmeniz mümkün. Şunu söyleyebilirim ki belki buradaki çalışma şartları ve ekonomik kazanımları açısından Türkiye'de bile bu kadar rahat çalışamayabilirler. Bizler onlara her konuda elimizden gelen tüm yardımları yapıyoruz. Burada özellikle Türk firmaları iş yapıyorlar. Çünkü onlar bize yardım etmek için buradalar. Biz Türk firmalarından çok memnunuz. Uzun yıllardır burada hiçbir sorun olmadan iş yapıyorlar. Birkaç küçük asayiş sorunu yaşasalar bile onu da hemen bizim güvenlik görevlilerimiz hallediyor. Hakimu polisu ilaç okuyor. Peki efendim, Süleymaniye'nin kültür başkenti olduğu söyleniyor hep. Erbil'le yaptığımız programlarda da Süleymaniye farklı bir yer deniyor. Acaba Süleymaniye'nin bu farklılığını devam ettirebilmek açısından siz neler yapıyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Bizim şimdi çok büyük bir projemiz var. Büyük arsalarımız üzerinde olan bir proje bu. Projelerimizi Avrupa'nın büyük ülkelerinde verdik. Onlar bize bununla ilgili programlar hazırlıyorlar. Bu konularda çalışmalar yapabilmek için bütçemizi de hazırladık. Süleymaniye ile Türkiye'nin ve Türk halkının ilişkileri nasıl sizce? Sizlerin de bildiği gibi zamanında Osmanlı Devleti ile Süleymaniye arasında çok sıkı ilişkiler vardı. Irak'taki ilk okul olan Rujdi Süleymaniye'de açılmıştır. Bunun nedeni de okur yazar seviyesinin yüksek olması içindi. Ve gerçekten de bu amacına ulaştı. Çünkü bu sayede Süleymaniye kültürün başkenti oldu. Bu okulu bitirenler İstanbul'a gidip eğitimlerine devam ettiler. Osmanlı zamanındaki çoğu zabıtalar Süleymaniye'den seçildi. Türkiye ile Süleymaniye ilişkileri hep sıcak olduğu için bizim insanlarımız eğitimlerine devam etmek için hep Türkiye'yi tercih ettiler. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum ki bugüne kadar Türkiye ile Süleymaniye arasındaki ilişkiler hep sıcak oldu. Efendim, kültür başkenti Süleymaniye'de çok fazla sayıda müze olduğu söyleniyor ve kadınlarla ilgili de özel çalışmalar yaptığını biliyoruz. Acaba bu konuda neler söylersiniz? Tabii şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Süleymaniye zeki insanların yaşadığı bir şehirdir. Süleymaniye kadınların özgürce yaşaması ve baskı altında olmaması, yani kadın hakları konusunda Kürt bölgesinde birinci şehir konumundadır.
Bu tüm Irak için geçerli olan bir durumdur. Baktığınızda siz de göreceksiniz ki sokaklarda kadınlarımızla erkeklerimiz arasında bir fark yoktur. Burada kadınlar özgür. Bütün konularda ülkemizin diğer şehirlerinden daha öndeyiz. Baktığınızda Süleymaniyeli genç bir kızla bir Türk kızı arasında hiçbir fark olmadığını görürsünüz. Burada kadınlarımız çalışma konusunda da özgürler. Süleymaniye müzeler konusunda da çok etkindir. Tarihi kültürel miras açısından zengin bir şehrimiz var. Dolaştığınızda bunu siz de görebilirsiniz. Bu nedenle Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler bu tarihi değerlerin restorasyonu konusunda çok istekliler. Peki biz Erbil'le yaptığımız programlar sırasında hep şunu duyduk. Erbil yakın bir zamanda Dubai gibi olacak. Acaba sizin Süleymaniye ile ilgili hedefiniz nedir? Süleymaniye yakın bir zamanda neresi gibi olacak? Var mı böyle hedefleriniz? Sizin de bildiğiniz gibi biz Kürtler olarak daha yeni devlet olmaya uğraşıyoruz. Süleymaniye'nin coğrafyası Erbil'in coğrafyasından daha farklı. Ama biz de yeni sistemlerle büyük projelere başlıyoruz. Çok güzel ve çok iyi planlarımız var. Bunu şehri gezdiğinizde siz de görebilirsiniz. Bu projelerin nasıl olduğunu, şehrimize neler kazandıracağını görmenizi tercih ederim. Peki, Türkiye'den bu tarafa turizm amaçlı gelen insanlar var mı? Ya da Türkiye'den gelenler daha çok turizm mi, iş amaçlı mı Süleymaniye'ye geliyorlar? Bizim şehrimizde çok sayıda Türk şirketi bulunuyor. Bunların çoğu inşaatla ilgili firmalar. İnşaat firmaları burada bulunan Türk şirketlerinin ilk sırasında yer alıyor. Tabii turizm de var. Bizim parasal bir sıkıntımız yok. Maddi durumumuz çok iyi. Tatil, alışveriş, sağlık gibi alanlarda çok sık Türkiye'ye gidiyoruz. Sizin Türk şirketlerinden bazıları da bu alanlarda burada çalışmalar yapıyorlar. Lokal kan yani beyekova maamil ve masani'i ve duruskan da şarisnede. Peki o zaman isterseniz buradan valilik aracılığıyla Türk firmalarını Süleymaniye'ye bir davet edelim. Hangi alanlarda yatırım yapabilirler? Sizler onların arkasında mısınız? Bu konuda neler söylersiniz? Daveti biz sizden alalım. Biz sizin aracılığınızla bütün Türk şirketlerini ülkemize, özellikle de Süleymaniye'ye davet ediyorum. Şehrimizi geliştirmek ve güzelleştirmek için çok büyük projelerimiz var. Büyük ölçekli bütçelerimiz var. Ama burada istediğimiz kadar Türk şirketi yok. Buradaki Türk firmalarından çok memnunuz. Buradaki Türk şirketlerinin hepsi çok iyi örnek olacak şirketler. Mesela biz bundan 15 gün kadar önce Süleymaniye'nin çok önemli bir projesi olan 100 metre projesini bir Türk firmasına verdik. Bu projeyi 3 büyük Türk şirketi olan Kur, Hintaş ve Elit Bey şirketleri yapacak. Bütçesi 500 milyon dolarlık bir iş bu. Burada en çok Türk şirketlerinin iş yapmasını istiyoruz. Valilik olarak bizim gece gündüz onlara kapımız açık. Bunun için onlara her türlü sorunlarında yardıma hazırız. Türk şirketlerine diyoruz ki buraya gelin, bizimle anlaşın. İşinizi, atölyenizi, fabrikanızı burada kurun. Bizler yatırımcılar için burada bedelsiz arsa tahsis ediyoruz. 15 gün içinde işe başlayabilecek şekilde işlemlerini yapıyoruz. Burada vergi yok. Elektrik çok ucuz. Biz Süleymaniye'ye yatırımcı istiyoruz. Tek amacımız şehrimizin daha iyi olması. Siz de bu fırsatı verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip Süleymaniye'yi tanıttığınız için ellerinize sağlık. Tekrar tekrar teşekkürler ediyoruz. Teknoloji ve management manevra. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Süleymaniye'yi bize anlattınız. Çok da güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, Süleymaniye'yi dinledik Sayın Validen. Süleymaniye'deki emniyeti dinledik. Kendilerinin de ifade ettiği gibi buraya yatırım yapanlara ücretsiz arsa tahsisi veriyorlar ve 15 gün içerisinde şirketi kurup işleyebilecek duruma gelebileceksiniz. Vallahi bizden söylemesi, biz sadece anlatmakla kalıyoruz. İsterseniz ve dilerseniz Süleymaniye'ye bir gelin. Bölgeyi bir tanıyın, bir görün ve bundan sonra burada neler yapabileceğinize kendiniz karar verin. Bizden söylemesi.